15 Temmuz şaibeli darbe girişimi sonrası başlatılan cadavı kapsamında tutuklanan Eski Zaman gazetesi yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türkören'in de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 31 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşmasında ara karar çıktı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunan Bulaç, Türköne, Alkan ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği Alpay için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede gazetecilerin yazdıkları yazılardan başka kanıt bulunmuyor. Hatta savcı gazetecilerin yazmadıkları yazılar sebebiyle bile müebbet hapis talebinde bulundu. Zaman gazetesi eski Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'ın cemaati eleştiren yazı yazmamış olması suç unsuru olarak gösterildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddederek duruşmayı 10-11 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşma Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Erdoğan rejimi ve kendisine bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kosova'da yasa dışı şekilde kaçırdığı 6 Türk vatandaşı tartışılırken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MIT'in bugüne kadar 18 ülkede düzenlediği gizli operasyonlarla 80 civarında Türk vatandaşını kaçırdığını açıkladı. Üstelik Bozdağ, bütün dünyada tepki çeken adam kaçırma olaylarının devam edeceğini söyledi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin ilginç bilgiler ortaya çıktı. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın rektörlük ve YOK tarafından korunduğunu, şikayetlerin 1,5 yıldır dikkate alınmadığını söyleyen bir öğretim görevlisi adeta isyan etti. Bırakın beni konuşacağım! Devlet neredeydi? Eğitim fakültesindeki katliamdan kurtulan doçent doktor Ayşe Aypay, YOK niçin işlem yapmadı? Rektörlük niçin işlem yapmadı? Neden yapmadılar? 1,5 yıldır defalarca dilekçe verdik, defalarca. Hepsinin üstüne yattılar. Yattılar, bütün dilekçelerimizin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayar'a. Volkan Bayar, şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın rektör. Şimdi açıklasın atlan konuk. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Benim eşim Volkan Bayar'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı, işinden. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları? Kim ödeyecek? Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Kim ödeyecek bunları? Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Sonuna kadar korudu rektörlük Volkan'ı. Sonuna kadar korudu. Yok da korudu. Suç duyurusunda bulunuyorum. Rektörlük hakkında. YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum diye isyan etti. Osman Gazi Üniversitesi'nde meydana gelen katliamla ilgili yine özellikle AKP medyası tarafından yalan haberler servis edilirken katilin Gülen cemaatine mensup olduğu gibi mesnetsiz iddialar ortaya atıldı. İddialar bizzat üniversitede görev yapan öğretim üyeleri tarafından yalanlandı. Profesör Doktor Nedim Ünal Facebook hesabından psikopat, şizofren olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen, yurt dışında eğitimini yarım bırakıp gelmiş ve herkes hakkında FETÖ'cü diye ihbar mektupları yazan bir araştırma görevlisi Volkan Bayar. FETÖ'den ihraç edilen değil, halen kadrolu çalışan ve önüne gelen hemen herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden bir adam diye yazdı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Volkan Bayar isimli araştırma görevlisinin 4 kişiyi katletmesiyle ilgili gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, katliamın Türkiye'deki cadavındaki pervasızlığın getirdiği bir sonuç olduğunu söyledi. Çakırözer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, OHAL, KHK'lar ve bir türlü bitmeyen ihraçlar ve bunun devamında insanların birbirini hem üniversitelerde hem diğer kamu kurumlarında ihbar etmesi. Bu ihbarların önemli bölümü asılsız da olabilir. O FETÖ'cü, bu şucu şeklinde cadavına dönen psikoloji bir travma var Türkiye'de. Bugün yaşanan olay bunun en canlı örneği dedi. Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki ABD gezisi sırasında Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan kavgaya karışan iki Türk vatandaşı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'a 12 ay hapis cezası verildi. Narin ve Yıldırım cezaevindeyken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etmişti. Kavga nedeniyle 15 Cumhurbaşkanlığı korumasına açılan davada 11 koruma hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.
Türkiye'de OHAL uygulamalarına yönelik adalet talepleri karşısında Avrupa kurumlarının da baskısıyla kurulan OHAL Komisyonu'nun verdiği yüz iade kararından biri, kamu görevlisinin 15 ay yaşadığı adaletsizliği gözler önüne serdi. KHK ile atılan bir memur delilsiz ihraç edildiği gerekçesiyle OHAL Komisyonu'na başvurmuştu. Komisyon, kişiyle ilgili yaptığı araştırmada ihraç edilmesini gerektirecek bir delil bulamadı ve kişinin 470 gün sonra iadesine karar verdi. Bu karar, binlerce insanın nasıl delilsiz ihraç edilip tutuklandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gözaltında işkenceyle öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkoğlu'nun masum olduğu ortaya çıkmış, öldürüldükten sonra göreve iade kararı verilmişti. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazetecileri ziyaret etti. Bingöl, Silivri Cezaevinde tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'la Fatih Gürsul, Ali Bulaç, Osman Kavala, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ı ziyaret etti. Ahmet Altan ziyarette AKP elindeki her şeyi tüketti. Elinde sadece milliyetçilik kozu kaldı ve onu kullanıyor. Bu koşullarda ülkeyi daha fazla yönetemez diye konuştu. Cumhuriyet'ten iklim öngelin haberine göre ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl, yaşananların tüm muhalif kesimleri sindirme sürecine evrildiğini belirtti. Bingöl, gelinen nokta sadece hukukun değil, sağduyunun, demokrasinin, mantığın devre dışı kaldığını hepimize göstermektedir. Bugün Türkiye'de iktidar eliyle insan hakları en karanlık dönemini yaşamaktadır. Hukuksuzluğu bu ülkede olağan hale getirmeye çalışanlar, suç tanımlarını adalete göre değil, keyfiyete göre yapmaktadırlar diye konuştu. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye yönelik eleştirilerinin ardından tutuklanmıştı. Şimdi ise Furkan Vakfı ve vakfa yakın kişilerin ev ve iş yerlerine operasyonlar yapılıyor. Adana'da mesken olarak kullanılan öğrenci evleri, hazırlanan belgelerle Furkan Vakfı'nın yurtları olarak gösterilerek mühürlendi. Kız öğrenciler eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Twitter hesabından tepki gösterdi. Semra Kuytul, memleketin geldiği hale bakın ki mühürlenen evler Müslüman öğrenci evleri. Günah evleri açık, içki, kumar evleri sonuna kadar açık. Müslüman öğrenci evlerine mühür. Şimdi Müslümanlar iş başında mı yani? İktidarda Müslüman mı var diye yazdı. Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri konusunda Türkiye ile ciddi kriz yaşayan Yunanistan'da Yunan Silahlı Kuvvetleri Türk sınırlarında asker artışına gidiyor. Ahvalnews.com'un haberine göre Yunan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde eğitimler ve tatbikatlar yoğun şekilde sürdürülürken, Ege ve Kara topraklarında bulunan Türk sınırlarına 7000 yeni asker konuşlandırılacağı duyuruldu. Açıklama Yunan Milli Savunma Bakanı Panos Kamenos'tan geldi.